Kusura bakma ya. Şimdi duydum, bir hastan vardı da Ahmet bakacak hastaya. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Nisan nasıl? Dur bir gidip bakayım ben ona. Gayet iyi abi, gayet iyi. Hiç gitmene gerek yok. Sevgilisi geldi, onunla ilgileniyor. Karantina sinirlerini bozmuş senin ha? Ya yok be abi, karantina değil. O zibidi geldi. Abidin midir nedir, o bozdu sinirlerini. Ya bir elini almış çiçek, bir elini almış bir ayıcık böyle. Ya ne bileyim, böyle büyük büyük sarılmalar falan, canımlar, cicimler. Ya yani Nisan'ı tanımasam tamam da gerçekten aklım almıyor. Sinan. Ha. Sen Nisan'ı kıskanıyor musun? Daha geçen gün iş arkadaşım diyordun da. Ya Nisan benim iş arkadaşım canım. Yani öyle tam olarak bir kıskanma değil. Bak, yani. Bazen hayatta geç kalabiliriz. Yanı başımızda olan biteni anlamıyoruz işte. Sonra bizi bir de geliyor, giriyor aramıza. Canımızı sıkıyor. Sen de kabul etme. Harekete geç. Hala geç değil. Hem sen varken Abidin kim ya? Evet ya. Gerçekten kim o? Sen onu yersin o. Yerim değil mi? Herhalde. Bir baksana kendine. Evet abi ya. Ben varken Abidin kim ya? Böyle kafayı kazıtmış, şurayı kazıtmış, bir şeyler falan yapmış. Ben Abidin'e Nisan'ı bırakmam abi. Ne dedin? Şey dedim. Abidin Nisan'ı mutlu edemez. Benim de şey yapmam lazım yani. Sonuçta mutlu olması lazım Nisan'ın. Neden? Çünkü özel hayatında mutsuz olursa işine de yansır ve Nisan benim asistanım yani, onun için. Tabii, tabii, tabii. Öyle, evet. Hadi ben kaçtım.